sık sık Avrupa'ya gidenler var herhalde aramızda. Şunu merak ediyorum. Avrupa'daki sosyal hayatta olup da bizde olmayan ne var acaba? Şurada bir beyefendi var. Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ falan o taraflara gittim. Orada çok temiz ülkeler. Yani bizde olmadığı şekilde hem çok oturmuş ülkeler ve çok da temiz olduklarını görüyoruz. Nesi oturmuş sizce? Yani düzen olarak bir kere çok oturmuş. Yani şehircilik mi oturmuş? Şehircilik, şehir planlaması. Şehircilikten çok aslında onlardaki o düzen, yani trafikteki düzen olsun, insanlara saygı olsun. Bu biraz daha şeyden kaynaklanıyor tabii ki. İnsanların birbirine verdiği o saygıdan ve değerden kaynaklanıyor. Bizim ülkede birazcık bu eksik olduğu için iyi bilirsiniz. O yüzden bizdeki ben düzen... Ben niye iyi biliyorum? Ben mi vermiyorum? Peki böyle sosyal hayatta insan ilişkilerinde nasıllar? Bizden farkları ne? İnsan ilişkilerinde çok soğuklar. Bu bir gerçek yani. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Biz tabii ki Türkler olarak oraya gittiğimiz zaman çok daha meraklı bir ülkeyiz, insanlarız. Ve devamlı bir araştırma halindeyiz yani. En girilmeyecek yerlere girip keşfedilmeyecek yerleri keşfetme derdimiz olduğu için. Oradaki kişiler çok daha... Yabancı turistler de geliyor mesela oraya. Başka ülkelerden de geliyorlar. Çok daha rahat, gayret, ihtiyaçlarını giderecek şekilde geziyorlar. Biz Türk insanı çok meraklı olduğumuzdan bu gibi aksiyonları alıyoruz. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Oraya. Yani ihtiyaç giderme derken? Şimdi, yani belli başlı müzeleri. Çok detaya girmeyeyim. Ben onları siz az çok anlamışsınızdır ama. Yani... Ya ben niye anlıyorum? Devamlı bana bir şey var. Millet olarak biz çok meraklı ve çok aksiyonu seven bir ülke olduğumuz için... Ne gibi aksiyonlar oluyor mesela? Şimdi zorluyorsunuz, biliyorum yani. Buradan espri çıkarmaya çalışıyorsunuz ama çok girmeyeceğim. Çünkü eşim yanımda yani, çok detayı anlatırsam burada olmaz. Ama hani... Ya yanında eş olunca anlatılmayacak ne olabilir? Şöyle ne olabilir yani? Şöyle toparlayayım. Şimdi illa ki turlarla falan gidiyorsunuz. Turun işte görevlisi sizi belli yerlere gezdiriyor. Ne güzel. Şuralara gitmeyin dediği yerler oluyor yani, oralarda sakınca gördüğü yerler oluyor. Bizi uyarıyor. İşte o uyarmasıyla başlıyor her şey ve... Bizim değil mi? Biz kafaya orayı takıyoruz. İlk boşluk anında kaçıyorsunuz yani, orada ne var yani veya anlattığı kadar var mı hakikaten? Teşekkür ederim, sağ olun. Şey. Çok mersi. Şimdi bizim de arkadaşlarımız ilk defa Avrupa'ya gidiyorlar. Ve bayılıyorlar Avrupa'ya. O yüzden birbirlerine Avrupa'yı övüyorlar. Bakalım övdükleri gibi mi çıkıyor? Kafalarında yarattıkları gibi mi çıkıyor? Yoksa olaylar nasıl gelişiyor izleyelim. İsmail abi nasıl ama? Ha, sana anlattığımız kadar var değil mi? Avrupa bir başka abi ya, başka. Medeniyet var abi bir kere. Şehircilik abi, şehircilik. Adamların şehirciliği süper. Beğendin değil mi abi? Ya beğendim tabii arkadaşlar. Bu arada böyle turla geldik, çok da ucuz oldu. Ama ben sizi baştan uyarayım. Ben de yabancı dil, İngilizce falan sıfır. Abi Avrupalı her dilde anlaşabilir ya. Sorun yok ki. Hiçbir sıkıntı yok. Avrupalı ile her dilde konuşabilirsin. Biraz yes, biraz no tamam. Bak abi, bu kafede buraların en meşhur kafesi. Hadi oturalım. Hadi abi. Geç abi, geç. Çok güzel bir yer burası. Açık hava, mis. Abi, karşıdan karşıya geçerken dikkat ettin değil mi? Kaldırımdan yola adımınızı atar atmaz bütün arabalar durdu. Abi, medeniyet işte. Başka bir şey. Vallahi etkilenmedim desem yalan olur. Şehircilik abi. Adamlar şehircilikte süper. Kaldırımlara dikkat ettin mi? Yerde bir tane sakız gördün mü? Bir çer çöp bir şey. Ben bunu test etmek için sabah kaldırıma bal döküp yaladım. Ve inan kaldırımın tadını almadım abi. Sırf bal tadı var. Oha, o neymiş lan öyle? Abi, şehircilik, şehircilik. Adamlar şehirciliği aşmışlar. İnsanı hayatın merkezine koyuyorlar. Hayat onlar için, insanlar için çok değerli. Aynen. İnsanı merkeze alıyorlar. Evet, onlara abi. Çok değer veriyorlar abi. Bayağı bir değer veriyorlar. Adama bayağı bir giydirdiler anladığım kadarıyla. Abi öyle söyleme bak. Kim bilir o dayak yiyen ne yaptı? Çünkü Avrupalı kolay kolay sinirlenmez. Medeni insanlar sonuçta. Aynen abi, aynen. Bak Avrupalı kızlar bak. Bak o. Bak çat pat konuşuyorlar abi. Gece bu. Ne dili bu? Avrupalıca. Niye Avrupalı? İngilizce konuşuyor. Niye canım? Belki kırmayız. Nereden kırmış? Kırılmışız.
Kime? Gönlümüz kırık belki, ne yapacağız? Gönlünüz kırık olunca bilmedim. Nece konuşmamızı istiyorsunuz? Siz ağzınızdaki baklayı bir çıkarın. İngilizce. Hemen ya. İngilizce ama araya İtalyanca, Fransızca da karıştırın. Siz isteyin yeter. Böyle hararetli yerde de Almanca girsin. Oo, ya nasıl hazır? Hemen gitti ya. Yani ne yapacak belli değil. Buyurun. Kolay kolay sinirlenmez Avrupalılar abi. Medeni insanlar sonuçta. Doğru. Aynen abicim, aynen. Oğlum yabancı dil bilmiyorum ama bu kızlar bayağı bir giydiriyorlar ya. Avrupa'nın her yerinde eğitim görüyorlar abi. Kafalar biraz karışıyor tabii, normal. Ama bak şimdi abi. Şu hanımefendilere mesela ben buradan hay diyeceğim. Ne yapacaklar biliyor musun? Gülümseyecekler. Bak çünkü Avrupalılar abi medeniler. Hay! Matmazel! Hay hay! Ha, hay! Hay! Oğlum yüzüne bakmadı lan kız senin. Bakmadı abi, kitabın heyecanlı yerindeler çünkü. Ama bizde olsa sert bakmazlar. Bunlar yumuşak bakmadılar, düşün. Aynen abi, aynen. Şehirciliğin bu kadar geliştiği bir yerde çok normal. Misal sen bir şeye dikkat ettin mi bugün gezerken? Yo, neye dikkat ettin mi? Şehirciliğe. Ne kadar muntazam, ne kadar güzel. Şehircilik abi. Evet, gerçekten güzel eski binalar var, restore ediyorlar filan. Evet abi, aynen ya. Şehircilik. Aynen abi. Aynen abi. Hmm? What do you drink? Bu deminki adama epey bir sinirli anladığım kadar. What do you drink? Ağzında bir şey var. Ya niye böyle arkadaşlar? Ne diyorsun? Diyor, çünkü bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Ben İngilizce bilmiyorum ki. İngilizce bilmiyorum ben. Tamam. O yüzden what do you drink? Yani ne soruyorsun? Ya nasılsınız? Bir şey içer misiniz gibi. O zaman demek ki bir yöresel bir şive yapacaksın. Yani şey. Avrupa'nın yöresinden. O zaman nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz, ne içersiniz de. Ama evet, sinirli ya zaten. Ama şey, bir tavırla, Avrupa tavrıyla söyle. Ha. Hayır. Yeah. Yes. Yeah. That's a fire. What do you drink? Welcome. Yes. Hi. Yes, okay. What do you drink? Neresinden? Merkez. What do you drink? Okay. Oğlum adam sinirli, bak ben sana söyleyeyim. Biz... Sinirli değil abi, dili yok. What do you drink? Abi sinirli değil, bak Avrupalı işe esnasında ciddidir, gülmez o yüzden. Three coffee please. Okay. Okay dedi abi. Allah Allah. Ya bir de, ya beyler şimdi şunu soracağım da, bu Avrupa'da kızlar esmer Türk erkeklerinden falan hoşlanıyorlar diyorlar ya, yani öyle bir yokmuş ya burada, öyle bir kıymet görüyormuş, doğru mu? Abi Avrupa'da bütün insanlar kıymet görüyor. Misal şimdi bütün buradaki kadınlar Türk erkeğine hasta, ölüyorlar bize. Onlar teklif ediyor bize, onlar. Abi. Ölüyorlar, şehircilik abi. Ha. Bak şimdi abi. Ben şimdi kalkacağım yan masadaki kızlardan bir tanesinden, şu bakır saçlı olan var ya, yanağından gidip makas alacağım. Ve gülümseyecek abi. Neden? Neden? Hasretler bizim gibi erkeğe. Oğlum. Hasretler be. Ben de öbürünü öpeceğim abi. Hadi bak, öpme. Dur oğlum, yaban eli. Seyret abi. Oğlum. Abi lütfen ya. Rahatına bak abi. Lütfen, rica ederim. Kastı kendini ya. Almanca kız, Almanca. Ah, wie man ist der heißen du han? Ich bin ein Mann. Fransızca kız. Ich war halt rache. Ach, du arme Porti. Porti. Yo Porti, la 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 son Porti. Oha! Oğlum iyi misin kız? Emanet mandaya vurur gibi vurdu lan. Kızlar haklı abi. Neden? Neden?
Oğlum neler yaşadınız siz orada öyle? Abi kızlar sonuna kadar haklı abi. Neden? 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 İbrahim ne oldu? Sinirim bozuldu. Niye? Pohtiye mi? Ha bunu şeye, dayak yedi ya kitapla. Aa, bayağı kültürlendi yani. Şeyden al, tamam. Fikri'nin öpüşünden alalım. Yok yok, daha Fikri, almıyorum. Orayı değil, onu değil. Vallahi Fikri, kızı öpmeye çalış. Sen de tepkin dile getir. Bak İsmail abi, şehircilik ne kadar gelişmiş, bak. Dur kız, dur, öldüreceksin çocuğu. İyi misin Fikri? Çok kötü mü hocam? Abi. Ağır roman. Kızlar... Kızlar haklı abi, neden? Neden? Namuslu kızlar abi. Ahlaki değerlere çok önem veriyorlar abi. Nazikçe uyardılar bizi. Lan nasıl nazikçe uyardı? Herifin burnunu kırdı. Tamam, şimdi vurdu ama kadın vuracağı yeri de biliyor abi. Değil mi Fikricim? Aynen abi. Şehircilik sonuçta. Abi ben duygusal olarak ilişkiye hazır değilim mesajı verdi bana kız. Ya o mesajı çok net verdi. Abi siz de bildiğin Avrupalı olmuşsunuz ya. Adamların memleket sevgisinden daha çok sevmişsiniz kendi memleketlerini adamların. Excuse me sir, can you please look here please? Ha. Yeah. Yeah. Diyor ki beyefendi bakar mısınız diyor, evet. Oğlum beyefendi bakar mısınız gibi bir şey dedi şu an. Yani adam bakar. Oğlum kızlar bizi şikayet ediyor. Ne? Abi bizi hayır sen yanlış anlıyorsun. Bize bir şikayet falan yok. Muhtemelen bir müzenin yerini soruyorlar. Adam şimdi tarif edecek muhtemelen onlara. Onlar da müzeye gidecekler burada. Olur yani. Şehircilik Müzesi. Ha bu gelirken solda vardı o. Oğlum bildiğin bizi şikayet ediyor lan. Herif tip tip bakıp duruyor. Abi al bak kızlar al. Bak gidiyorlar. Al bak gidiyorlar. Gördün mü müzeye gidiyorlar abi. Ben dedim sana. Oğlum bu herif bizi yer ben söyleyeyim. Oha. Thanks canım. Why are bottle of ladies? Artık zaten. Bak, kahveleri getirdiği için mahcup, geç getirdiği için mahcup, bir de boş getirdiği için kahveleri mahcup. O yüzden özür diliyor bizden şu anda. Moron! Idiot! Şehircilik dedi abi. Oğlum, bak İngilizce falan bilmiyorum ama herif ana bacı düz gidiyor, ben söyleyeyim size. Thanks, thank you. Stupid! Yeah, yes. Idiot! Oha. Imbecile! Oğlum yüzüme hizmet! Oğlum kahveye tükürdü adam resmen ya. Abi yok ya kahvenin köpüğü astı onu şey yaptı doğal köpük o. Hot too. Islak mendil istemiştim onu verdi. Oğlum herif bize saydırdı saydırdı gidiyor deli misiniz siz ya? Abi ne alakası var gözünü seveyim ne kadar abartıyorsun ya. Sen hala medeniyetin beşiğinde olduğumuzun farkında değilsin galiba. Avrupa'dayız abi bunlar normal şeyler. Oğlum bak ben biraz insandan biliyorsam bu içeri adam toplamaya gitti. Bizi fena dövecekler burada. Avrupa'dan. Adam toplama. Abi şehirciliğin bu kadar iyi olduğu bir ülkede hiç yakışmıyor sana İsmail abi ya. Hiç yakıştıramadım. Abi Avrupalı insan gergin değil ki. Bu Avrupa'daki insanlar hiç öyle sinirlenmez, gerilmez. Bunlarda stres, sinir sıfır ya. Niye? Niye? Ekonomik güçleri var çünkü abi. Rahatlar. Aynen abi. Bak cüzdan para dolu. Şimdi buraya atsan bir tane Allah'ın kulu gelip almaz mı? Aynen. Yok artık yapma gerek yok ona. Almaz abi. Niye? Çünkü bizim maaşlarımız farklı. Buradaki maaşlar farklı, bizdeki maaşlar farklı. Adamların yaşam standardı çok yüksek abi. Aynen. Aa bak atıyorum abi. Aa attım be abi. Aa attım. Oha! Aa! Çaldı! Hırsız! Ya polis! İşte help! Help! Hayır abi bağırma ya. Avrupa'nın göbeğinde çok kaba hareketler. Niye bağırma? Oğlum manyak mısın? Çaldı lan. Herkes bize bakıyor. Lan otur. Ya bize baksın. Fikri bir şey söylesene. Senin cüzdanı çaldı adam ya. Abi yok onu sahibine versin diye polise götürmüştür ya. Aynen. Ama ciddiye aldın ya. Hakikaten abi o kadar hızlı koşan adam buradan polise gidiyor. Çok hızlı çünkü götürdü. Polis muhtemelen birazdan getirecek. Ya Avrupalı adam cüzdan çalacak diyorsun. Abi ne olur ya. Abi, saçmalama ne olur. Çalsa bile kaçamaz zaten merak aynen. Etme ya. Niye? Şehircilik. Abi bak, bak. Bak adamlar şekerin bile en güzelini yapıyorlar abi şekerin bile. Hakikaten ha. Çok güzel ya. Oğlum kesme şeker lan bu.
Abi ne alakası var? Gerçek şeker bu ya. Adamlar her şeyin en güzeli yapabiliyorlar burada abi. Niye? Niye? Teknoloji abi. Teknoloji uçmuş çünkü Avrupa. Aynen abi. Adamlar şehirleşmeyi yaparken teknolojiyi unutmamışlar. Misal bak bu şeker nerede üretilmiş? Konya. Konya mı? Vallahi Konya. Al işte biz üretmişiz. Adamlar bizim şekeri almışlar lan. Ya İsmail abi bırak Allah aşkına. Konya. Abi güldürme ne olur ya. Adamlar istese burada şekerin babasını yapar babasını ama... Niye? Niye Konya'da peki? Niye? Abi çünkü şehrin dokusunu bozmak istemiyorlar ki. Fikri abim çok daha iyi bilir o konuları. Değil mi abi? Şehircilik. Şehircilik. Bir daha söyle. Şehircilik abi. Bir daha söyle. Şehircilik. Yani. Yani. Gitmiş ne yapmış? Konya'da boş bir arazide açmış fabrikasını. Bu. Takılma abi buralara. Allah Allah. Oha. Oo. Hay. Ne hay? Oğlum adamlar sopayla geldiler. Bak ben dedim size bunlar bize fena girişecek dedim size ya. Ya abi nereden çıkıyorsun? Abi nereden ne alakası? Avrupa'nın göbeğinde adam dövecekler. Avrupa bu kadar medeniyetin peşi. Abi ne olur saçmalama ya. Abi şehircilik diyeceğim abartıyor diyeceksin ya. Adamlar normalde sanatçı abi, sokak sanatçısı. Ha? Bize burada marifetlerini gösterecekler. Oğlum bana göstermesin marifetini. Bu ne lan? Yok be abi. Guys! Hit the morons! Tüküreyim ulan ben. Herifler sıraya girip dövdü lan. Emekli kuyruğundakiler gibi dövdük. Dayak yedik lan. Kuyrukta dayak yedik lan. İsmail abi. Adamlar sanat yaptılar. Ritimle dövdüler abi. Vallahi takdir etmek lazım. Bak medeni adam koltuk değneği bırakıyor gitti abi. Gerçi on numara vallahi kurallara uygun. Çok nizamı dövdüler abi. Şimdi seni şehrin anahtarıyla döverim oğlum. Şehrin göbeğine girdiler lan bize. Oğlum ben havaalanına gidiyorum. Peşimden geleni var ya. Kalbini kırar. Bileğimi de kırmışlar. İsmail abi. Harika bir hastane var abi. Avrupa'nın en iyisi. 10 numara dikiş atıyorlar abi. Gel. Gel oraya götüreyim seni gel. Hem de şehrin göbeğindeyiz daha abi.